Kadının ayak izleri var, tamam. 14 saattir yoldayız. Buradan aşağıya gittiğiniz zaman hele bir karavanla, yani arkadan arabayı da çekip olacak. Çek! Yani burada villada falan yapılmıyor bu işler. Efendim herkese merhabalar. Bu hafta İzcitim, Kocaeli'nin en güzel noktalarını gezmeyi hedefliyor. Bugünkü rotamızda Hamza Dağı, yani Yuvacık Barajı'nın hemen karşısındaki Samanlı Dağları'nın en yüksek noktalarından biri. İki yüksek noktası var. Bir tanesi Hamza Dağı, 1300-1310 metre. İkincisi de Kartepe, eski ismiyle Kartepe, şimdi Keltepe oldu. 1630 metreler. Bu rota içerisinde neler var? Bu rota içerisinde inanın Karadeniz'in simülatörü denebilecek kadar fauna var. Yani kestane ağaçlarından kayın ağaçlarını, kızılçam ormanlarına kadar çok güzel bir noktayı gezeceğiz. Dereler var, şelaleler var. Burada da böyle bir gölet olur mu diyebileceğiniz güzel göletler var. Evet, bu programda hakikaten çok etkileneceğiniz güzel görüntüler olacak. Evet, İzcitim bu hafta Samanlı Dağları'nda. Evet arkadaşlar, hareket ediyoruz. Buyurun. Şu an barajdan geçtik. Müfkis Deresi'ne doğru gidiyoruz. Serindire üzerinden. Bu akşam orada konaklayacağız. Kampımızı orada atacağız. Yarın sabah oradan Kıranyurt Yaylası'na, İnönü'ye geçeceğiz. İnönü Yaylası'na. Oradan Erciova'ya. Erciova'dan Aytepe. Aytepe'den kanyondan Kenan'ın yerine ineceğiz. Cumartesi akşamı da orada konaklayacağız. Ondan sonra oradan pazar sabahı çıkacağız Nusretiye, Mamuriye, İzne'ye doğru. Vallahi ben duyuyorum Okan. Duyuyorum arkadaşlar. Hasan, duyuyor musun? Tamam. Duyuyorum Kadir, duyuyorum seni. Diğer arkadaşlardan duyan var mı anasın? Duyuyorum. Evet, bizim GPS var bir tane. GPS'imizle Google Earth'e endekte ettik biz onu. Bunun üzerinden o anda nerede olduğumuzu da çok iyi görebiliyoruz. Rotaları zaten bu şekilde çıkarttık hep. Şu an Yuvacık Barajı üzerinden geçtik. Bu 3 günlük gezimizde de, kamplı gezimizde de şu an Hamza Dağı'nı tırmanıyoruz. Arabanın hararetı var mı? Yok. Amerikan'da değil mi senin abi? Amerikan sıkıntı yok. Sıkıntı yok, tamam. Her şey yolunda. Bak, nece yok? Okay. Nece yok? Sıkıntı yok arkadaşlar. Nece yok? Sıkıntı öyle yok. Öyle demeyin arkadaşıma şimdi. Ya, her şey tamam. Tamam her da. Her şeyi ayarladı. Kadir baba. Öyle bir şey yok. Nece yok? Sıkıntı yok. Her şey. Kurtarıcı yok. Kurtarıcı da çağırmıyoruz. Ama şimdi nece olsa iyi değil mi? Ya. Seviyoruz nece seni. Senin seviyoruz. Yokluğunu arıyoruz. Mustafa, bu rota ile ilgili bir arkadaşlara bilgi verebilir misin? Anlaşıldı, tamam. Hamza Dağı'na doğru tırmanış yapacağız. Oradan da Serindere üzerine. Serindere'den Müfris Deresi dediğimiz o güzel bir gölet var. Daha önce seninle gelmiştik zaten Okan'cığım.
Oraya gideceğiz. Bu geceki konaklamamız orada olacak inşallah. Hayırlısıyla varırsak. Tabi buraya giderken çok güzel yerlerden geçeceğiz. İnşallah o gördüğümüz şelaleler kapanmamıştır. Yani son yağmurların eksik olmasından dolayı. Konaklamamızı yaptıktan sonra yarın daha zorlu bizi güzel yerler bekliyor. Kıranyurt Yaylası'nı geçeceğiz. Kıranyurt Yaylası'ndan İnönü ve Erciva yaylalarına ulaşacağız. Daha sonrasında da Ayitepe civarına gelmeyi hedefliyoruz. Ayitepe aslında adı. Oradan da Büyük Kanyon'a, yani daha doğrusu suyun ilk çıkış bölgesi olan dağların içinden Vessel Dayı dediğimiz bir yer var. Oraları göreceğiz. Zorlu bir iniş olacak kanyondan aşağı, kayalıkların üzerinden. Anlaşıldı Mustafa, teşekkür ederim. Arkadaşlar biraz sonra dik bir yamaçtan yaklaşık 1-1,5 kilometre çıkacağız. O noktaya geldiğiniz zaman hava sıcaklığı çok fazla, şu an 38 dereceyi gösteriyor. Araçlarımızı arazi testlerine aldık. Bir dakika bekler misin lütfen? Tamam, okey. Burada kısa bir mola veriyoruz. Mustafa, duyuldu mu anons? Tamam, anlaşıldı Okan, buradayız. Tamam, okey. Havanın çok sıcak olmasından dolayı hararet bayağı yükseldi. Sanırım ufak bir mola ile halledeceğiz. Süleyman 18. Süleyman dinliyor. Mustafa, gider misin? Güzel. Gider misin şu tarafa? Şöyle çekin, bak ne kadar şapan var orada. Bir sürü şapan var, onları dolaşmaya çalışıyorum. Diyorum ki benzine geç, çık normal. Ya şimdi bak, o Amerikan arabalarında bu problem var kardeşim. Yani ya. Şimdi ne oldu Ahmet, seni kovaladılar herhalde oradan. Bence de. Gel kardeşim, biz Japon'un yanında. Biz de şimdi Hasan'la onu konuşuyorduk. Maalesef hararetle ilgili hemen hemen hepsinde bu problem var. Bak şimdi görüyorsun motorun olduğu nokta. Motor o kadar büyük ki, evet. Yani 5.2, 5.9, yani bunlar büyük CC'ler yani, evet. 6.000 motor ya. Evet. Ama işte o gücü soğutacak kadar bir boşluk yok. Bir de tabii bizde de suç var. Yani önüne vinç takıyoruz, yanlarına işte sis farları bilmem ne. Zaten bir lokma yerden hava alıyor. Onu da kapattığın zaman, yani Ağustos ayının ortalarındayız. Bugün İstanbul duyduğum kadarıyla tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Biz de Samanlı Dağları'ndayız. Hamza Dağı'na çıkmak üzereyiz. Az bir nokta kaldı. İşte yavaş yavaş hararetler, klasik hareketler başladı. Ben erken başladığını düşünüyorum. Kesinlikle. Amerikan-Japon Savaşı'nın. Ama yani kimse kızmasın. Biz aslında burada bir nevi test yapıyoruz araçları. Test etmiş oluyoruz. Yani Amerikanlarda da klasik hareketlerden biri. Şimdi bir soğutma problemi var. Halledip yolumuza devam edeceğiz. Arabanın harareti var mı? Yok. Amerikan'da değil mi seninki abi? Amerikan mı? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, tamam. Her şey yolunda. Bak. Ne diyorsun? Gider misin? Lütfen, güzel diyorum. Gider misin şu tarafa? Şöyle çekin. Bak ne kadar şapan var orada. Bir sürü şapan var. Onları dolaşın. Siz yeni misiniz? Siz
kameraman olarak bizim ekipte şu an yenisiniz galiba. Şu ileride L200'ler var. Hepsini bak, çektik geldik. Hepsini çekip mi geldiniz? Evet. Tamam, güzel. 5200 motor, bu 20 yaşında bir araba. Şu an dik rampalar çıktık. Biraz da arkadaşımızın fazla tecrübesi yok galiba, onunla da etkili. Onun için bir sıkıntı yok. 5 dakika bir mola verdik, herkes dinleniyor yani. Aldım. Şu an sorun yok. İyi istirahatlar o zaman. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, hareket ediyoruz. Buyurun. Hamza Dağı. Evet. Burası teras. Hamza Dağı teras diye geçiyor burası halk ağzında. En üst nokta. En üst nokta. Hamza Dağı'nın zirvesindeyiz şu anda. Normalde de zaten Okan burada kışın durman çok zor. Yani değil rüzgardan, aşırı rüzgardan. Şöyle bir yer zaten. Zaten aşağıda belli oluyor aşağısı. Evet. Bizim güzergahımız da zaten arkada Keltepe. Gördüğün gibi otel falan buradan gözüküyor. Şu vericilerin olduğu evet, yer. Evet, vericilerin olduğu yer. Evet, bizim burada yolumuz... yukarıda TRT ve diğer televizyonların verici istasyonu var. Zaten Samanlı Dağları'nın da en yüksek noktası orası. Evet. 1600 küsür metre. 1600 küsürlerde. Evet. Biz aşağı hemen yukarı yan tarafı da şey, kayak merkezi. Aynen öyle, otel. Evet, otel bölgesi orası. Ama bizim güzergahımız karşıki dağlar. Şu dağların evet, eteklerine ineceğiz. Değil mi? Şu arka aslında, tarafta. Aslında tabii şu kanyona ineceğiz. Biz öbür tarafta aşağıya vadiye ineceğiz. Bizim gölet orada. Hı-hı. Bayağı bir aşağı ineceğiz. Şu zirveyi tırmanıp tekrar aşağı ineceğiz oradan. Daha sonra da gördüğümüz dağların arka tarafına geçeceğiz. Karşıki dağların. En üsttekilerin değil mi? Şu orta kısmın, o öyle diyeyim yani. Evet. Şu orta kısmın öbür tarafına geçeceğiz. Karangürt Yaylası o tarafta kalacak çünkü. O şekilde. Ama bu gidiyor. Akşamki hedefimiz göletin. Şu vadiye ineceğiz. Evet, vadiye. Karşıdaki vadinin evet, sırtın aşağısına ineceğiz orada. Yine bir 2 saatlik yolumuz var herhalde değil mi? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Bayağı çünkü döne döne uzun bir yol gideceğiz. Evet. Hadi. Araç aşağıda kaldı. O zaman yavaş yavaş yola çıkalım. Çıkalım. Hadi bakalım. Devam. Gerçi biraz sıcaklık çok fazla. Saat 6'ya çeyrek var ama 600-700 metre yükseklikteyiz. Hala da sıcaklık 30 derecenin altına düşmedi. İnanılmaz bir sıcak var. Arabalar Allah'tan hararet yapmadı çok fazla. Gölgede gittiğimiz için işte ekipten bir iki tane araba yaptı ama onlar da Amerikanlı. Neredeyse. Sonuçta bunları biraz dinlendirdi ya. Harareti minimuma indirdiler. Şimdi bizim hararetimiz çıktı. İnşallah güzel bir yere gidiyoruz. Orada göl varmış. Gölde biraz serinleyebilme imkanı olur inşallah diye düşünüyorum. Bakalım gidince nasıl bir yer olduğunu göreceğiz. Yol biraz fazla taşlı ve engebeli. O yüzden çekimlerde fazla titreşimi çıkmış olabiliriz. Ama akşam herhalde dağda bir yorgunluğu atmak için güzel bir yer olacak.
Mustafa, Okan. Okan, dinlemedeyim Mustafa. Mustafa, bu gittiğimiz güzergahla ilgili biraz bilgi verebilir misin? Şu an nereden geçiyoruz? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Okan, şu anda biz Hamza Dağı'ndan aşağı indik. Servetiye Köyü tarafına döndük. Buradan Karpuz Deresi dediğimiz bölüm aslında diğer bir adıyla Servetiye'nin, Serin Dere'nin başlangıcına doğru gidiyoruz. Samanlı Dağları'ndayız şu anda. Serin Dere Kanyonu'nun üst tarafından, Samanlı Dağları'nın sırtlarından kanyona doğru ilerliyoruz. Konaklama yerine, yani kamp alanına da yaklaşık olarak 6-7 kilometre mesafemiz kaldı ama tabi virajlı ve dağ yolları olduğu için ağır hareket etmek zorundayız. Gerçekten son birkaç gündür bayağı bir sıcak. Muhtemelen su azalmış olabilir. Çok da güzel bir yerde. İnşallah biraz su vardır. Görürüz. Evet, devam et. Dinliyoruz. Şurada aslında dursak bir kaya üstünden görüntü alma şansımız da var Okan. Tamam, bir sen müsait bir yer görebilirsen aslında durabiliriz. Görüntü almak için. Tamam. Kartal tepesinden bir görüntü alacağız. Tamam. Araçları durdurduk. Tabii giderken yol üzerinde de çok güzel görüntüler var, manzaralar var. Onları da ara ara durup böyle bakmakta fayda var. Çünkü gerçekten doğanın muhteşem görüntülerini görmek bize nasip oluyor bu arada. Ya şimdi hakikaten Kadir, şöyle olaya baktığın zaman burası İstanbul'dan bir saatlik bir yol ya. Aynen. Bir saat sonra bak şimdi yukarıda hayvanlar, koyunlar otluyor, danalar var, şelalesi var, göleti var, gölü var, orman, hava, yani hakikaten çok büyük bir lüks ya. Bir saat sonra böyle bir ortama giriyorsun, böyle bir coğrafyaya giriyorsun, bir saat sonra da İstanbul'un göbeğinde işine gücüne devam ediyorsun. Aynen, aynen. Yani hakikaten Allah bize çok güzel bir ülke vermiş. Müthiş, ya. Bunun kıymetini bilmek lazım. Aynen. Ve gelip görmek lazım. Aynen, yani aynen. Evde hafta sonları oturacağımıza buralara gelip görmek gerekir bence. Evet arkadaşlar, şu anda bir diğer adı bulunduğumuz noktanın diğer adı Kartal Tepesi derler buraya. Aşağıdaki vadiyi görüyorsunuz. Olduğu gibi Serindere, kanyonun dediğimiz yer burasıdır. Buradan başlar zaten. Aşağıda ufak bir elektrik santrali vardır Örnekköy'de. Karşıda gördüğünüz dağın adı da bir rivayete göre, çok fazla detayını bilmiyorum ama Kız Kalesi derler. Çok eski zamanlarda, Osmanlı padişah zamanlarında sevdiğine vermedikleri için buraya çıkıp kendini oradan aşağı atmış. Anlatılan bu. O günden bugüne kadar adı Kız Kalesi, Kız Tepesi olarak da anılır. Merkezi olarak da yine Servetiye'ye bağlı bir kısımdadır, bölümdedir. Güzergahımızda zaten karşı yamaca geçeceğiz biz daha sonra. Oradan öyle devam edeceğiz. Şu karşıki sırtı atlayacağız. Aşağıda ses kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama zaten derenin, nehrin aktığı yer belli. Ses geliyor. Şu yolu takip edip de direkt zaten aşağıda kanyona oradan ineceğiz. Geçişi, güzergahımız o şekilde. Şu an geldiğimiz nokta her taraf orman. Yani şu ambiyansı tamam, kamera çekiyor ama şuranın şu anki şu kekik kokusunu, işte ne bileyim buradaki şu şeyi size anlatamıyoruz. Yani bu buraya kadar anlatıyoruz ama mükemmel bir yer. Evet, memleketin kıymetini bilmek lazım. Gel abi gel. Bak şuraya bak, bak abi. Gel. Ya Süleyman bir gel. Şunların güzelliğine bak. Bak birkaç şöyle tane de çekimlik bıraksaydım be Süleyman be. Devamlı. Bakıyorsun bak. Görüyor musunuz? Ya yani ellerimle besliyorum sizi. Ağustos'un ya, daha ne yapayım yani? 15'i.
ve hala çiçek açmış vaziyette yerler var. Hakikaten şuraların kıymetini bilmek lazım. Şimdi bunu da nasıl yiyeceğim bilmiyorum ama yani ayıp olacak biraz. Tabağını bir ört lan. İnanılmaz lezzetli. Çok ayıp olacaksa ver ben yiyeyim ya. Cevat abi al biraz da sana vereyim. Yedim ben abi. Aa, hakikaten. Mükemmel. Samanlı Dağları hemen hemen Sakarya sınırından Gemli'ye kadar uzanan çok uzun bir dağ silsilesi. Çok da yüksek değil. En yüksek yeri 1600 metre. Her yerine de yani gözünüzde büyütmeyin. İşte 4x4 ile gidilecek diye bir kaydı yok. Hemen hemen her yerine de normal otomobillerle de gidebilirsiniz. Şu an bir ansızda yaşayabilirsiniz. Şu andaki zaten geldiğimiz bölgelerde zaten yollar belli. Yapılmış ama ilerleyen yerlerde biraz daha 4x4 evet, evet. ihtiyaç duyulacak. Tabii 4x4 sevenler için ayrı bir rotada planladık. Hı hı. Evet biz yolumuza devam ediyoruz. Börtlenler için de Allah'a teşekkür ederiz. Tabii yapalım. Pazarşehir köyü diye geçiyor. Derinlerinin biraz daha üstüne kalıyor. Şimdi güzergahımız vadiye biz komple aşağı iniyoruz. Derinlerinin üzerinden geçeceğiz. Tamam. Anlaşıldı Mustafa. Anlaşıldı. Tamam. Onlarla ilgili de olabilir. Hava sıcaklığıyla da ilgili olabilir. Şu anda gayet stabil. Hiçbir sorun yok arabada. Fakat ufak bir sıkıntı yaşadık. Kameraya da yansıdı zaten. Arkadaşlar da çekti. Ama sanırım hafta içinde kaynaklanan tamirlerle alakalı, parça değişimleriyle alakalı bir olaydı. Tabii böyle şeyler bizim için ufak tefek şeyler. Çabucak halledip olayı çözmeye çalışıyoruz. Basit. Bu kadar zorlanan, parkurlarda bu kadar eziyet çeken araçlarda da bu şeylerin olması gayet normal. Şu anda Serindere Köprüsü'nden geçtik. Yani bu dere aşağıya kadar, baraja kadar akıyor. Barajı besleyen kollardan biri. Aşağıda zaten ufak bir elektrik santrali de mevcut burada bu bölgede. Şimdi biz dağın yamacından dönerek bu derenin üst kısmında, bizim o Müfüs Deresi başlangıcı dediğimiz yer, göletin olduğu kısma doğru gidiyoruz şu anda. Tam burada da bizim geçen birlikte resimde gidiyoruz ufak şelale ama burada duruyoruz şu anda. İstersen bir ön tarafa doğru gel ama şelale dediğim gibi, tahmin ettiğim gibi bayağı bir kurumuş. Anlaşıldı Mustafa. Ya şimdi tabii arkadaşlar biz bu rotayı planladığımız zaman yaklaşık 45 gün önce falan buralardan geçtiğimizde hakikaten şelale ve dereler oldukça fazla suya sahipti. Ama yani sabah da dediğimiz gibi şehrin içinde hemen hemen neredeyse 40 dereceye yakın bir sıcaklık var. Doğal olarak buradaki derelerde azaldı, sular azaldı. Ağustos ayının ortalarındayız. Gayet normaldir, tamam. Mustafa şu an kamp yerine ne kadar mesafemiz var? Yaklaşık 3 kilometre falan. 3 veya 4. Bir şelaleye bakalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Tamam. Bir güzel bir birazcık akıyor burada Okan. Gel abi. Bak, biz buraya çıktık. Mükemmel. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, gezdiğimiz nokta Samanlı Dağları'nın en güzel yerlerinden biri. Samanlı Dağları'nı besleyen en büyük derelerden biri, Serin Dere'yi besleyen şelalenin yanından geçiyoruz. Tabii mevsim itibariyle Ağustos'un ortalarındayız. Su azalmış durumda ama gene de çok güzel bir serinlik var. Az da olsa akan bir su var.
kış aylarında tabii bu bulunduğumuz nokta muhteşem çağlayan bir şelaleye dönüyor. Evet, aslında gece kamp yapacağımız yere yaklaşık 3 kilometre falan bir mesafemiz var. Bu şelaleyi de görmenizi istedim. Serin Dere'yi, yani ana arterdeki en büyük derelerden birini besleyen şelalenin yanındayız. Mustafa, muhteşem yani. Ya. Şimdi tabii bazen diyorum ya, her şeyi çekiyoruz ama şu suyun tadını, şu suyun soğukluğunu maalesef kameraya çekemiyoruz. Ama geldiğimizde değdi. Sabah İzmit'in içinde 38 dereceleri gördük. Burada böyle müthiş bir suyun da sağlamış olduğu bir serinlik var. Yani nasıl tarif edeyim size bilmiyorum ama gerçekten muhteşem bir doğa, muhteşem bir yerdeyiz. Evet, şimdi buradan kamp yerimize gidiyoruz. Muhteşem bir yer, çok güzel bir ambiyans var. Şu an kamp yerimize gidiyoruz. Haydi bakalım. İrtibatı kaybetmeyelim. Biz sağ taraftan devam ediyoruz. Yolda bulduğumuz kütüğü aldık, kütüğü. Kendi kadar kütüğü Jimmy'nin üstüne yükledik arkadaşlar. Denge, senin araba kadar var zaten o ya. Aşağı... Ama Jimmy diyorsun, Japon diyorsun, Japon her türlü. Amerikan bu kaldı değil mi abi? Dur ağzını hayırlı aç maşallah de. İnşallah da çıkartmayacak. Gayet keyifli, inşallah nazar değmeden bu turu tamamlarız. Biz yazın daha çok bunu yapıyoruz. Kışın genelde çamurlarla oynuyoruz. Hani birazcık çocukluk duygularımız ön plana geliyor ufakken. Annelerimiz bizi herhalde fazla çamurla oynatmadı. Şimdi çamurla oynuyoruz işte. Eşlerimiz biraz itiraz ediyorlar ama olsun, artık kirlenmek güzeldir deyip oynuyoruz.
Toyota Suburban 1981 model. 5.7 litre. Yani 350 kubik inç diye geçen motor serisinden var. Standarttan doğru benim yapmış olduğum uygulamalar var. Bunlar ne var? Yükseltme aracın lastik ebatlarında oynama yaptık. Aracın şase kupa kısmında yükseltmeler yaptık. Yaklaşık standart araçtan 50 santim gibi bir mesafe yukarıya doğru aracı yükselttik. Tabi buna bağlı olarak lastiklerde oynama yaptığımız zaman ayna martı oranlarında da değişiklik yapmak zorunda kaldık. Çünkü torku arttırmak amaçlı, deviri tutturmak amaçlı. Ortaya da bu şekilde bir araç çıktı. Dezavantajı noktasında kısa boylu olmak inip binerken sıkıntı. Biraz dedim ya, kuvvet sarf edip kendini yukarı çekerseniz, teknik geliştirirseniz rahatlıkla binebiliyorsunuz. Akşamleyin galiba yine getireceğiz. Yarın sabah akşam güzel bir kamp bizi bekliyor ve güzel bir kamp olacağına da inanıyorum. Evet, gün boyu Samanlı Dağları'nı gezmek için biliyorsunuz sabahtan beri yollardayız. Şu an Müfriz Deresi denen bir noktaya geldik. Arkada koskocaman bir kanyondan kopup gelen küçük bir kol. Burada bir gölet oluşturmuş. Bu geceki ana kamp yerimiz burası. Burada konuşlanacağız. 11 arabayız. 2 tane karavan var. Arkamızda çektiğimiz. Onlar da bizimle beraber geliyorlar. Şu ana kadar bir problem yok. Gayet başarılı bir şekilde. Dediğim gibi arkadaşlarımız burada kamp kuracaklar. Yerleşiyoruz. Yarın sabah tekrar birlikte olacağız. Bu gece de burada bir yemek. Yani bunu söylerken tabii biraz sıkılıyorum. Hep yemekle ilgili konularda sıkıntı oluyor. Burada 30 kişilik bir güveç yapacağız. İnşallah başarılı da olur. Bu akşam buradayız. Beraber olacağız. Evet, Müfriz Deresi ve göletin kenarında İzcitim kamp yapacak. Kamp yerimize geldik sağ selim. Şimdi arabaları yanaştırıyoruz.
yemek faslı başlayacak. Her zaman sevmediğimiz görüntüler bunlar. Şimdiden hepinize afiyet olsun arkadaşlar. İyi seyirler. Şöyle bir şey yapalım. Gölün etrafını açalım. Akşam göl bize manzara olsun. Çadır kurulacak yeri arkadaşlar belirlesin. O alanı çadır alanı olsun. Diğer arkadaşlar da böyle çapraz yaparız. Arabalarını tabii tabii arabaları zaten şu karşıya falan da alırız. Çadır alanı şu şekilde yapalım buraya. Aynen bu alana. Burası daha olur. Işıklandırma falan olur. Aynen. Diye. Tabii ışıklandırma olur. Güzel bir manzaramız da olmuş olur. Ama tabii bir tavsiyem var. Çadırların arasını lütfen biraz açalım. Evet. Horlayan varsa diğer çadırı çeken arkadaşlar da var. Abi horlandıra benim iyi bir fikrim var. Ne var? Su serin. Soğuk suya. Biraz diyorsun. Serin. Ben gireceğim birazdan suya. Onun için şimdiden bir ayırayım istiyorum. Çünkü bayağı bir yoldan yalnız geldik. Yalnız bu gölde çok iddialı arkadaşlar vardı. Şeylerde daha önceki videolarda falan. He. Abi ya o sıcakta orada ne soğuyor ya falan filan yaparlardı bana. O diyen arkadaşlar beni buraya getirdim genelde. Evet. Dedim ki 3 günden aşağı arkadaşlarla vedalaşıyorsunuz. Evet. Sonra görüşürüz dedim kendilerine. Yok. Benim... Geldiklerinde de öyle oldular genelde. Doğru. Ama, ben, ama bir de seni görelim bakalım. Ben soğuk seviyorum. Orada çok büyük sıkıntı olacağını zannettim. Bilmiyorum artık genel arkadaşlar böyle oldu. Abi süper bir yer. Beklediğim gibi bir yer mi? Tabii ki beklediğim gibi bir yer. Beni birazdan çekeceksin. Niye beklediğim gibi olduğunu sana göstereceğim. Tamam, tamam mı? Birazdan izleyin. Birazdan görüşeceğiz. Muhteşem güzel bir doğa, muhteşem güzel bir dönek, muhteşem güzel bir şelale. Yani söylenecek hiçbir şey yok. O kadar da buradan teşekkür ederim. Harika bir yerde güzel bir kamp atacağız inşallah. Akşamımızı güzel zevkle, gecemizi herhalde eğlenerek geçireceğiz bakalım. Araçların tamamı full donanım. Yani vincinden tutun, işte küreğine, çadırına, testeresine kadar her şey var. Şimdi ateş bizim için çok önemli bir nokta. Bütün gece, yani şu an hava sıcaklığı bayağı bir düştü. Bütün gece burada kalacağımız için sabaha kadar ateş yakmamız lazım. Şimdi Süleyman testereye getirecek. Motorlu bir testeremiz var. Onunla odunları da yakılacak şekilde getireceğiz. Ondan sonra güveci yapıyoruz. Sabaha kadar burada artık muhabbet, dostluk, arkadaşlık. İşte off-road'un en sevdiğim noktası da bu. Yani araçlarla bazen işte Amerikanlı, Japonlu, Almanlı falan bunlar işin bahane kısmı. Önemli olan arkadaşlık. İşte bu akşam göreceksiniz burada güzel bir ambiyans oldu. Güzel ateşimizi yakıp keyfini çıkarmaya çalıştık. Kamp yerimizi hazırlıyoruz akşam yemeği için. İşte karetanın en güzel özelliği anahtar sende mi? Getiriyor. Mutfağa işte 100 litre suyu, güneş enerjisiyle güzel bir jel aküsü var. Şimdi tüm buradaki elimizin altındaki her şeyi karetayla yapacağız. Getiriyor musun Batı? Hadi Batı.
Evet, şimdi yine offroad'ta en sevdiğimiz sahnelerden biri yemek sahnesindeyiz. Yaklaşık 30 kişiyiz bu organizasyonda. Cevat abi de sağ olsun bize güveç yaptı. Evet. Evet Cevat abi, anlat bakalım nasıl oldu, neler var içinde? Vallahi içinde kemik var, kuzu eti var, patates var, patlıcan var, biber var, domates var, soğan var. Evet. Sarımsak var orada. En alta kemikleri döşedik. Üstüne soğan, üstüne et, onun üstüne patlıcan, patates, en üstte patlıcan, biber ve domates. Müthiş de bir koku var. Tabii evet. Bunu siz duyamıyorsunuz ama olmak üzere son saniyeler artık. Evet, son saniyeler. Servise başlayacağız. Evet. Şimdi toprak güveçin en güzel özelliği uzun süre ısıyı muhafaza etmesi. Evet. Cevat abi yarım saattir dinlendiriyor onu. Yani şu an ateş yanmıyor ama gene de o demini alsın tabii, diye kaynıyor. Hala şu kaynıyor. Kaynıyor. Yani toprağın şeyi özelliği sıcaklığını evet. Kaybetmiyor. Geç pişiyor, geç de soğuyor. Evet. Şimdi Cevat abi yarın ne yapıyoruz? Yarınki menüden de biraz bahset. Yarınki menüde sabah güzel bir kahvaltımız var. Sabah kahvaltımız var. Büyük ihtimalle melemen yapacağız yarınki kahvaltıda. Evet. Ondan sonra işte öbür kahvaltı. Sen yine bir şeyden bahsetmiştin bana. Onu pazar gününe sakladık. Minci yapacağız. Minci. Ekşimek. Anlatsana Aygana minci. Gibi. Minci ekşimek aslında. Tuzsuz dor. İşte tereyağında kavuracağız. İçine de tel peynir atacağız üstüne sonunda. Bu hangi yöre? Karadeniz tarafı. Karadeniz'in tabii. Ha. Genelde Karadeniz'in evet. Yemekleri oluyor. O şekilde pazar günü sabahı da öyle. Evet. Pazar gününe kadar ye, iç ve sür. Evet. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Evet beyler, yemek hazır. Buyurun. Vay, ben duymadım. Görmedim demeyin. Evet. Param olsa da ben ondan. One merciless.